Birlikte bana gidelim. Yani bu gece benle kalıp böyle bir kafamızı dağıtırız. Bu konu üstünde de durmayız. Yarın artık hep birlikte iş yerine gideriz. Yani bir ekip olarak yan yana. Ne olacaksa da artık hep birlikte göreceğiz. Ha? Süper fikir. E hadi o zaman. Hadi. Hadi biz geçirelim sizi. Hadi bakalım. Ayda. Benim eve uğramam lazım. Belki sonra gelirim yanınıza. Ama eğer Demir'le konuşursam, neler hissettiğini anlarsam... Yok arkadaşım, yok. Bak şimdi Demir Bey Bora ve Merve'den bilenip sana ters bir şey söyler, sen de gitmeye kalkarsın. Ya herkes gidecek, ben artık evimde tek başıma mı kalacağım? Ay yok, olmaz öyle şey. Bak yarın hep birlikte Demir Bey'in ne hissettiğini anlarız. Tamam. Hadi bak, kapıda bekliyorum. Selim. Hı. Güzelim. Bak çok üzgünsün biliyorum ama bu durumun senin hayatına sıçramasına izin verme. Bak Merve ile Bora'ya. Bir karar alırken kimler etkilenir diye düşündüler mi? Hı, düşünmediler. Neden? Aşıklar çünkü. Sizin mevzunuz başka. Başkalarının derdi bunun önüne geçmemeli. Haksız mıyım? Hı? Bırak Demir Bey'i. Sal bugün. Bir sinirleri yatışsın. Sonra bakarsınız durumu. Tamam mı tatlım? Tamam. Tamam. Başladı. Dilma'nın en sevdiği şey? Pırıltı, ışıltı, dekorasyon. Patron. İki sene önce hastaneyi niye yapmıştın? Kaba kulak. Aa, ben bilmiyordum. Ben de. Geçen sene tatilat için gittiğimiz evde ne vardı? Küf. Bravo. Hmm. Lisedeki köpeğinin adı. Salsa. Ya neler biliyorsunuz abi? Şunlara bak ya. Nasıl iyi tanıyorlar birbirlerini. Bir de inkar ediyor ya. Adamın lisedeki köpeğinin adını biliyor. Yer miyiz biz? Süre geçiyor. Hadi Selin. Eskiden olduğum şey. Çocuk mu? Süre bitti. Bu sonuçlara göre kartlarınızı alayım. Oho. Kazanan Burak ve Selin. Bu arada benim bilemediğim kelime neydi? Dürüst.